Dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir sektörle karşınızdayım. Arkadaşlar, nerede miyiz? Taşucu'ndayız. Mersin'deyiz, Taşucu'ndayız. Şimdi teknemizin enjektörleriyle alakalı bir problemimiz var. Tarık Ustam şimdi ona müdahale edecek. Hatta hemen başlamış. Birazdan yanına gideceğiz. Ha, bu arada da olta balıkçılığı, küçük böyle minik turlar içinde Kaptan Emin Bey'i ziyaret edebilirsiniz. Telefonu da zaten malum gözüküyor. Dedim Taşucu'ndayız demiştik. Hemen şöyle içeri girelim. Evet. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi motor ustası işe başladı. Abi kaçlık motor bu ya? 2,5 Nisan. Öyle mi? 2005. Vay. 4 silindirli. Dört silindirli. Ama Emin Bey'e yetmiyor. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Niye? Ferrari motoru hocam bulabilirsin. Hay. Sorun neymiş? Buji yok. Neyi vardı? Üst kapağı çatlak. Üst kapağı değiştik. Hararetten dolayı. He. İşte Emin Bey'e yetmiyor dediğim sebep oydu. Anladım. Basıyor gaza böyle. Ben yapmam. Ahmet Ahmet iş. Hem kulağı motordu. Evet. Şu şaftla direkt pervaneye mi aktarılıyor? Şu küçük bir şanzımana var herhalde şurada gördüğüm. 3'e 1 del mi Emin o? 2'ye 1. 2'ye 1 mi? Yani 2'de 1. Şu minik bir şanzıman herhalde şurası. Evet. Şu şanzıman sonu. Şu debriyaj mı? Baskı balata. Bunda debriyaj yok. Baskı balat olmuyor mu bunda? Marş. Muhafaza. Şanzıman muhafazası. Direkt bağlı bu. He. Balata sistemi yok. He. Şurada fites bandı verdiğin zaman şanzıman balatalı. İleri gerisi var. Anladım. E tamam işte o ileri geri de şanzıman vasıtasıyla olmuyor mu? Bunun arasında kablin sacı var. He. Ancak erkek denen olay. He. Şu şekil geçerim. He. Balatayı yerine kablin sacı koymuş. Bu tarafı bu şekil, öbür şanzıman tarafı bu şekil oturdursun bağlarsın. Başka bir şey yok. Direkt motordan alır. Anladım. Arada hiçbir şey yok. Evet. Süper. Hava girişi bu kadar mı ya, filtre falan? O mu? Denizde bu kadar. Denizde kadar. Altın temiz, tuzlu hava ediyorsun yani. Ali abi gibi ne yaptı şimdi? Bilmiyorum ki. Şimdi ne işlem yapıyoruz abi? Enjektörleri pompacıya gönderdik. Enjektör ayarı yapıldı. Basınç ayarı. Yapıldı. Şimdi havasını alıp. Şimdi takacağız. Havasını aldın, takıyorsun. Taktın. Ha, enjektörleri takacağız daha. Enjektörleri ararken ben sizi şöyle bir teknede bir tur attırayım. Günübirlik tekne turcuları dolanıyor arkadaşlar. Ey yavrum, havalı kornaya bakın arkadaşlar. Eskiden çocukken motosikletlere bile takardık. Sunroof'u bile var. Aha da geldim. O aynı. Geçmek için. Buçukluk Nissan motora. Dizel. Evet. Böyle tekne tarzlarında hep genelde dizel var değil mi? Benzinli az. Böyle küçük şeyler de hariç o. Arkadan motorlar. Nasıl? Niye benzinli olmuyor? Ya dizel daha randımanlı, daha sağlıklı. Suya ama dizel suya dayanıklı mı ki? Tabii. Benzinde az bir su korsun çalışmıyor. Ateşlemeyle alakalı şeyi sevmez. Ha. Ateşlemeli motorlar benzinini suyu buraya sevmez. Su olur, buraya su. Ya, su olur zaten. Tekne susuz olmaz ha. O olmak zorunda. Niye? Çünkü şurada mil var ya. Asnak mili. Fermanenin tamam, mili. Gördüm, ince bir şey var. O suyla çalışır. İkende su olmazsa yanar. Öyle mi? Dönmeden. Tabii. Devirden yanar. Dönmeden dolar. Onun içinde fiber var ya. Fiber. Sert fiber var. Onlardan olur, fiberlerin içi kanallı olur.
su dıştan girer, soğutma yapar. Tamam. Yani durdukça su almaz. Tamam. Kuru kuru çalıştırmak zararlı yani. Tabii. Anladım. Hatta şeye de aynı dedilerdi ya. Tamam. Bir ara bizim dükkana getirmişlerdi. Arkada motorlu olanlar var ya. Evet. Susuz çalıştırmayın, denemeyin dedik de. Bir şeyin içine koyduk. Varlığın içine koyup çalıştırdıydık. İşte onda su pompası var. Su pompası yukarı su basmasın. Anladım. İyi köpek yani. Anladım. Annemler, teyzemler onu biraz işte şey yaptılar. Küpe gibi yaptılar. Kalemi çok sever. Emin'i nereden bilirsem daha? Bizim Kaan yok mu? Kaan, Kaan. Atlasalım oğlu ya. He. Oğlum arkadaşım, Cepheli tarıp siması tarlık geliyor zaten bana da. Bak vermiştik beni. Abi bu ne? Bu geri dönüş. Tam ben diyecektim, ağzım dilimin ucundan aldım. Geri dönüş ortamı. Geri dönüşü. Fazla gelen yakıdı. Evet. Geri atan şey. Bana düşen de şimdi. Bak bak. Yamuk geldi abi. Nasıl olacak? Mecbur. Allah sorun. Eşit. He. Saat kaçta Emir senin şey? 1'de. He? 1'de. Olsa turnuva mı çıkacaksınız? Yok. Yok yok, bu okula gidiyor. Okul? Kurs var. Bu sene son değil. Ne kursu? Şey, TYT. He. Onun altında contası falan yok mu abi? Mazot kaçırmaz mı oradan? Yok, bunun sadece altında var. Öyle mi? Şu gördüğün haznenin içi. He, alt tarafı. Tamam. Tamam, anladım. Üst tarafına da gerek yok zaten. Üst tarafına şu havşalı geçiyor, ağızları havşalı. Evet, oradan evet. Da şeyi kaçırmaz zaten. Mazotu kaçırmaz diyor. Evet. Mantığını kavradım. Şey, peşin yarısı alttan yağıt mı pompalıyorsun? Havasını alıyorsun. Peşin yarısı veresiye dolu yani, sıkıntı yok. Neyi var bu motorun? Bu kadar şey. Diğerin kontağı bitir o. Çıkmayacak mı şey abi? Şimdi pompalayınca bir müddet dışı. Sertleşti ya. He, o kadar yeterli mi? Bir iki çevirmemiz lazım. Ha, motoru. Fena mı, bir taraftan mı acaba suyu? Anladım. Çalıştırayım usta. Bas bakalım ciğerim. Bas abi inşallah. Tacım be, çantayı bir şöyle az bir öte alsana. Şimdi mazot fışkıracak. Şöyle öte doğru al. Çalıştıracağım. Evet dostlar. Şu anda yaptığımız işlem mazot havası alma. Yanlış söylüyorsam düzelt abi. Doğrudur.
Ama bu arada ustamız bas. Kanta içinde kaldı. Akıl bence de yetmeyecek. Dur. Az şey verirken. Şuradan su çıkacak mı enişte? Tamam. Geldi. Yo, göremedim ben. Egzozum suyu o. Normal mi bu? Evet arkadaşlar, bir şey öğrenmiş olduk, bir şey daha öğrenmiş olduk. Egzoz gazıyla birlikte aynı zamanda da motorun denizden aldığı suyla motoru soğutup aynı egzozla birlikte dışarı atıyor. Hava alma işlemi tam bitti. Tamam. Kapat öyle kendini. Ters. Hemen böyle açıyorum, ters. Doğru. Evet dostlar, şimdi bir test turuna çıkıyoruz kaptanımızla birlikte. Karete kaçırdın da ha. Karete mi var? Az önce şurada vardı.
olsa da şurası da hemen meşhur Taşucu sahil plajı. Eskiden Sekal Limanı'ydı. Şurası da Sekal Limanı. Hemen Sekal Limanı'nın arka tarafına doğru da Kum Mahallesi plajı var arkadaşlar. Kumluk alan istiyorsanız Kum Mahallesi plajı gerçekten bu konuda çok başarılıdır. Taşucu plajı da en çok bilinen, en çok ziyaret edilen plajlardan bir tanesi. Karşıda görmüş olduğunuz yerde Taşucu iskelesi diye geçer dostlar. Petrol arama gemisi de liman kalesi, NATO liman kalesinde epeydir demirlemiş vaziyette duruyor camlar. Kaptan arkadaşlar iki araya yanaşacak şimdi geri. Evet bence de vurur falan. Evet buradan arabayı park edemeyenlere gelsin arkadaşlar deniz suyunun içinde. Tebrik ediyoruz. Eline sağlık. Şimdi dostlar ustamız testi yaptı. Sadece üst kapakta minnacık bir yağ kaçağı meydana geldi. O kaçak için üst kulübütör kapağı sökülecek. Contasına bakılacak. O sorun da giderilecek. Böylelikle de sıkıntı çözülmüş olacak. Peki dostlar bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.